Şimdi drive üzerinde senkronizasyon işleminin ne işe yaradığını görelim. Senkronizasyon işlemi ile ofis ortamında drive üzerinde gerçekleştirdiğimiz bir işlemi evdeki drive uygulaması kurulu olan bilgisayarımızda da internet olmasa dahi değiştirilmiş halini görebiliriz. Böylelikle yapacağımız işlemlerin bize kolaylık sağladığını hep birlikte görelim. Bunun için drive ile giriş yaptıktan sonra sol köşede yer alan bilgisayarım için drive ile seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza gelen pencerede hangi işletim sistemi için gerekli olan yükleme seçeneği varsa o görünür. Biz şu anda PC için driver seçeneğini seçiyoruz. Telefondan indirildiği zaman yine telefonun sistemi için bir seçenek sunup öyle yüklenecektir. İndirilen dosyayı çalıştırıyoruz. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bu pencere ile karşılaşıyoruz. Başlarken seçeneğini tıklıyoruz. Ve böylelikle Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz. Oturum aç seçeneğini seçtikten sonra dosyalarımızın hangi klasöre gideceğini gösteriyor. İleri dedikten sonra bitti seçeneğini seçerek uygulamayı kurmuş oluyoruz. Bilgisayarımıza yüklenen drive klasörü altında Gmail hesabımızın senkronizasyonu yapıldı. Önümüzdeki uygulamada bilgisayarın kendinden bir drive klasörü oluşturduğunu ve bu klasörün içine drive'ımızdaki dosyaları attığını görüyoruz. Şimdi bilgisayarımızdan herhangi bir dosyayı alıp bu klasörün içine atıyoruz. Ve uygulamayı kapatıyoruz. Attığımız dosyanın sayfa isimli dosya olduğuna dikkat edelim. Ve para birimindeki hesabımızı güncelledikten sonra sayfa isimli dosyanın buraya eklenmiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ve para birimindeki dosyanın üzerinde yapacağımız bir değişikliği masaüstü uygulamamızda da değiştiğini hep birlikte görelim. Örneğin sayfa isimli klasörün ismini değiştiriyoruz. Uzantısına karışmadan. Sayfamız içeriğinde yapacağımız bir değişikliğin masaüstü uygulamasında da değişik değişmediğini görelim. Bunun için sayfamızı açıyoruz. Birlikler seçeneğine Google Drive görüntüleri siliyoruz. Evet, sayfamızın başlığını biraz daha büyütüp kırmızı renk olmasını istiyoruz. Ortalıyoruz. Şimdi sayfamızı kapatıyoruz. Ve yaptığımız değişikliğin masaüstü uygulamasında da gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediyoruz. Masaüstümüzdeki drive dosyamıza giriyoruz. Sayfamızı çalıştırıyoruz. Evet, görüldüğü gibi burada da değişmiş oldu. Bu şekilde yapılan senkronizasyon işlemi iki dosyayı eşitleyebileceği gibi sadece dosya eklemedi, drive'ımızdaki iki dosyalar üzerinden değişiklik yaparak da aynı şekilde senkronize edebilmemiz sağlar. Bu videomuzda senkronizasyon işleminin hangi mantıkla çalıştığını hep birlikte gördük.